Başlayalım arkadaşlar? Değerli basın mensupları, demokrasi narin bir çiçektir. İstişareyle, uzlaşıyla, hoşgörüyle gelişir ve büyür. Sararıp solmaması için de güçlü bir bağışıklık sistemine ihtiyaç vardır. Bu da ancak birbirini dengeleyen güçlü kurumlarda ve güçlü kurallarla mümkündür. Güçlü denge ve fren sistemine güçler ayrılığına sahip olmayan demokrasilerde bahçeyi ayrı kotlarının mürümesi hatta çiçeğin kuruması son derece kolaydır. Dünyanın en gelişmiş demokrasileri bile bundan muaf tutulamaz. Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri demokrasisinin kalesi olan parlamento seçimi kaybeden ama bunu içine sindiremeyen mevcut Amerika Birleşik Devletleri başkanının yönlendirdiği militanların saldırısına uğradı. Beş kişi öldü. Aslında darbe girişimi demokrat adayın seçimleri kazandığı gün başlamıştı. Mevcut başkan ve onun adamları seçim sonuçlarına karşı dava üstüne dava açtılar. Adalet Bakanlığı eliyle yargıçlara baskı uyguladılar ama yargıçlar direndi. Hukuku istismar ederek seçmen iradesine darbe yapılmasına geçit vermedi. Güçler ayrılığının olduğu bir sistemde yargıçlar başkanın değil halkın yargıçları olduğunu gösterdi. Ancak iktidarı bırakmak istemeyen popülist başkan elindeki son ve en çirkin kozu oynamaktan da çekinmedi. Tam da seçim sonuçlarının parlamentoda onaylanacağı gün başkente çağırdığı kendine bağlı milislerle parlamentoya saldırdı. Bu defada parlamento direndi. Mevcut başkanının kendi yardımcısı, kendi partisinin senatörleri ve temsilcileri de dahil parlamento artık yeter. Bu kadarı fazla bunu yapamazsın dedi. E çünkü orada başkan aynı zamanda partisinin genel başkanı değil. Senatörler, parlamenterler yeniden seçilmek için başkanın iki dudağına bakmıyor. Tüm yetkilerin tek bir kişide toplandığı ucuber bir rejim Amerika Birleşik Devletleri'nde yok güçlü bir kuvvetler ayrılığı var. Sonuç olarak yeminine sadık kalmayan, anayasayı tanımayan, sınırlarını aşan güce diğer güçler yerini hatırlatı verdi. Şimdi dünyanın tüm demokratları gibi biz de Amerika Birleşik Devletleri'nde seçmen iradesine saldıranların nasıl cezalandırılacaklarını görmeyi bekliyoruz. Despotlaşan popülist liderlerin Seçim kaybettiklerinde vizyona soktukları bu filmi dünya üzerinde en iyi bilen milletlerden biri de biziz. Milli iradeye karşı darbe sadece silahlı güçlerle yapılmaz. Despot, popülist liderler demokrasinin imkan ve araçlarını istismar ederek de seçmen iradesine ve hukukun üstünlüğüne saldırabilir. Milletin oylarına saygı göstermeyebilir. Oyları çaldılar diyerek seçim sonuçlarını tanımayabilir şımarık çocuklar gibi mızıkçılık yapabilir. Dünyada bir değil bir sürü Trump var. Dünyanın neresinde olursa olsun seçmen iradesine, demokrasiye ve hukukun üstüne yapılan her saldırıya karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı açıktır. Karşı çıkarız. Seçmen iradesine yapılan darbe girişimlerinde taraflar bellidir. Demokrasiye saldıranlar, demokrasiyi savunanlar. Böyle bir durumda iki tarafa itidal tavsiye edilmez. Demokrasiye saldıranların karşısında olunur, demokrasiyi savunanların da yanında durulur. Tekrarlayalım. Biz bu sivil darbe girişini, girişimini şiddetle kınıyoruz. 1946'da ülkemize çok partili demokrasiyi getiren, 1950'de de sandıktan çıkan iradeye uygun olarak iktidarı kansız kavgasız devreden bir parti olarak Bizler demokrasiden ve hukukun üstünlüğünden asla taviz vermeyeceğiz. Değerli basın mensupları. Dünya tarihi demokrasinin sunduğu özgürlük ve imkanları istismar ederek demokrasiyi bitiren despot lider örnekleriyle doludur. Özgürlüklerimizi, hukuk devletini ve demokrasiyi korumanın bedeli her zaman ihtiyatlı ve uyanık olmaktır. 2014'ten bu yana ülkemizde yaşananlar kibir hastalığına yakalanarak despotlaşan popülist liderlerin nasıl bir devlet krizine yol açabildiklerini göstermesi bakımından önemlidir. 2015 Haziran'ındaki seçim sonuçlarını sindiremeyen yönetim 5 ay sonra yeniden seçime gitmiş ve milletin güvenlik endişelerini istismar ederek seçimi kazanmıştır. Bundan tam bir yıl sonra eski ortağının askeri darbe girişiminin ardından o hal ilan ederek sivil darbe sürecini başlatmıştır kuvvetler ayrılığını yok eden, denge ve denetimi sonlandıran tek adam vesayet rejimine geçmiştir. Bu süreçte yargıyı vesayet altına almış demokrasimizin çatısı parlamentomuzu işlevsizleştirmiştir. Son yerel yönetim seçimlerinde milli iradenin vermediği yetkiyi vesayeti altındaki yargı yoluyla gasp etmeye kalkmıştır. Ama milletten yediği şamarın sesi her yerden duyulmuştur güç yozlaştırır, mutlak güç mutlaka yozlaştırır. Bugün yozlaşmış yönetimin dengesiz, frensiz gidişi sürmektedir. Sarayın mahkemelerinin, savcılarının anayasa mahkemesinin kararlarını dinlemediği, anayasayı tayir, tebdil ve ilga suçu işlediği yerde kanundan, kuraldan, hukuk üstünlüğü, hukukun üstünlüğünden bahsedilebilir mi? Mümkün değil. Tek adam vesayet rejimine geçtikten sonra her muhalif sese, darbeci yaftaları yapıştırarak sindirmeye çalışan, soğan satanları bile terörist ilan edebilen bir yönetimin, hukuk devletini, demokrasimizi ve özgürlüklerimizi nasıl tahrip edebildiğini hep birlikte yaşıyoruz. Sandığın demokrasinin varlığı için gerekli olduğunu ancak yeterli olmadığını da bu dönemde öğrendik. Demokrasinin yaşaması için kuvvetler ayrılığının gerektiğini artık hepimiz biliyoruz. Demokrasiye ve anayasaya sadakatin her meşru organ, kurum ve kişi için esas olduğunu, hukukun bittiği yerde tiranlığın ve vesayetin başladığını artık görüyoruz. Bağımsız adil yargı demokratik sistemin havasıdır, suyudur. Değerli basın mensupları, geçen yıl Sakarya'daki havai fişek fabrikasında yaşanan iş cinayetinde hayatını yitirenlerin aileleri bugün bu davayı parası olan değil üç kuruş için fabrikada kölelik yapan kazanacak diye bağırma ihtiyacını duyuyorsa, ben altı aydır kardeşimin acısıyla yemiyorum, içmiyorum, uyumuyorum. Parası olan üç gün yatıp çıkam çıkamayacak. Bu devletin milletiyim. Ben devletin milletiyim. Konuşacağım diye isyan ediyorsa burası artık sözün bittiği yerdir. Tek adam vesayet rejiminde hesap vermenin, saydamlığın, devlette yozlaşmayı engellemek için ne kadar önemli olduğunu her gün biraz daha iyi anlıyoruz. Sarayın damadı ekonominin başındayken milletin 128 milyar dolarını yandaşı ucuza peşkeş çekip sonra hadi ben kaçtım diyerek ortadan kaybolabiliyorsa hesap vermekten, saydamlıktan bahsedilebilir mi? Elbette edilemez. Tek adam vesayet rejiminin bize öğrettiği bir başka şey tek adam rejimlerinin liyakati değil, itaati sevdiği sadık memurlara ihtiyaç duyduğudur. Rüşvetten aklanmış, aklanmamış bakanların, partili mütekahit vekillerin büyükelçi atandığı, kamu bankalarının ballı arpalıklara dönüştürüldüğü, sahte diplomalı pehlivanın kamu bankasına, Hayvanat Bahçesi Müdürü'nün tübitaka yönetici yapıldığı bir ülkede liyakatten herhalde bahsedilemez. Böyle bir ülkenin iki yakası da bir araya gelemez. Bugün yerindelik ilkelerini, gelenekleri, liyakati hiçe sayarak sahte diplomaları, intihalleri görmezden gelerek yapılan atamalar devlet krizini her gün biraz daha derinleştirmekte, milletin adalet duygusunu yaralamaktadır. En son Boğaz içinde böyle bir rektör dayatmasına üniversite hocaları da öğrencileri de geleneklerini dikkate alarak, yerindeliği dikkate alarak karşı çıkmıştır. Bu demokratik tepkiye sarayın cevabı ise en özgürlükçü üniversitelerimizden birinin kapısına kelepçe vurmak olmuştur. Öğrenciler gözaltına alınmış, hakaret ve darp görmüşlerdir. Bu üniversiteki o görüş bu görüş ayırmadan 28 Şubat'ta özellikle başörtüsü yasağına karşı durmuş bir üniversitedir. Güçlü kurum ve kurallar demokrasinin bağışıklık sistemidir demiştim. Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet Personel Başkanlığı, Kanunlar Kararlar Genel Müdürlüğü, Maliye Teftiş Kurulu, Hesap Uzmanları Kurulu gibi pek çok köklü kurumun ortadan kaldırıldığı bir yerde güçlü kurumlardan bahsedilebilir mi? Tabii ki edilemez. Böylesi bir tek adam vesayet rejiminde öğrendiğimiz, bundan çıkarttığımız en önemli ders şudur. Tek adam vesayet rejimi işimizi, aşımızı bitirir. Cebimizi, mutfaktaki tenceremizi boşaltır. Bu rejimin bize zerre kadar faydası yoktur. Bundan 10 yıl önce kendi ilan ettikleri ve çok da iddialı olmayan cumhuriyetin 100. yıl hedefleri tek adam vesayet rejimiyle çöpe atılmıştır dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacağız derken ilk 20 ekonomi arasından düşeceğimiz görülmektedir. <laughs> Hedeflenen gelirler yarı yarıya düşürülürken işsizlik ikiye katlanmıştır. Sarayın alameti farikası olan 2023 hedefleri çökmüştür. Tek adam vesayet rejimine fiilen geçtikleri Haziran ayından bu yana 1 milyon 642 bin yurttaşımız işini kaybetmiştir. Milli gelirimiz 859 milyar dolardan resmi tahminlere göre 702 milyar dolara düşecektir. Bu ucube rejim elinde asgari ücret ortalama ücret haline gelmiştir. İki yıllık saray rejiminde yoksulluk artık bir yaşam tarzı artık yeni normal haline hale gelmiştir. Çarşı pazar yangın yeri. TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla bile enflasyon yüzde 14,6. Bağımsız araştırmacılara göre yıllık enflasyon yüzde 37. Kış vaktindeyiz. Mevsiminde karnabaharın fiyatı son bir yılda yüzde 101. Ispanağın fiyatı yüzde yüzde 84. Pırasanın fiyatı yüzde 64 artmış. Bir karton yumurtanın fiyatı bir tavuğun fiyatını sollamış. Eskiden ay sonunda para kalmayınca peynir ekmekle karnını doyurmak diye bir laf vardı. Peynir de artık lüks olmuş. Ekmek de askıda. Markette yarım kilo peynir 50 liraya satılıyor. Peynirin fiyatı etle yarışıyor. Ama saray çıkmış hala enflasyon yüzde on dört virgül altı diyor. TÜİK'in makyajlı rakamlığıyla emekliye çalışana kumpas kur. Saray milleti unuttu. Saray sadece kendi beslemelerini artık abat ediyor. Dünyada devletten en fazla ihale alan 10 inşaat firmasının 5'i Türkiye'de. Hepsi de havuzcu. Havuz müteahhitlerin dövizli garantileri tıkır tıkır ödeniyor. Sadece 2020'de Avrasya Tüneli'nden geçmeyen araçlar için milletin vergilerinden 392 milyon lira ekstra para ödeyeceğiz. Bir kuruş vermeden yapıldığı iddia edilen projeler için 2020'nin ilk 11 ayında bütçeden ödenen garantilerin toplamı ise 13 milyar lirayı buluyor. Vesayet rejimine fiilen geçtikten sonra can ve mal güvenliğinin olmadığı yerde iş ve istihdam yaratacak nitelikli yatırımlarında yapılmadığını gördük. 2015'te 19 milyar dolara kadar çıkan Doğrudan yabancı sermaye yatırımları bu yılın ilk 10 ayında 5 milyar dolarlara kadar düştü. Bir büyük otomotiv firması Türkiye'ye yapacağı 1,5 milyar avroluk yatırımdan vazgeçti. Kaçıp gitti. Yine bir Fransız enerji şirketi 4 ayrı şirketteki hisselerini satıp Türkiye'den çıktı. Hukuku katledip iş ve istihdam yaratacak yatırımcıyı kaçıranlar ürkütenler şimdi o yabancı yatırımcıyı ülkeye çekmek için gelin bizde iş gücü çok ucuz, sudan ucuz diye tanıtım yapıyorlar. Yüksek faizlerle uluslararası tefecilere, sıcak paracılara el açıyorlar. Damadın kaçtığı gün ülkeye 1 milyon dolar getiren bir yatırımcı parasını İstanbul borsasına yatırdıysa iki aydan daha kısa bir sürede 475 bin doları. Eğer devlet borçlanma kağıdına yatırdıysa da 161 bin doları cebine indiriverdi. E soruyoruz dünyanın neresinde böyle bir vurgun var? Bu milletin sırtından yapılan bu soygun neyin nesi? Milleti kuru soğana muhtaç eden saray rejimi uluslararası tefecilere neyin bedelini ödüyor? vesayet rejimine fiilen geçtikten sonra bıraktık elin yabancısını vatandaşlarımız bile milli parasına artık güvenmiyor. Hala köşede 3 5 kuruşu kaldıysa dolara avroya yatırıyor. Daha dün açıklandı. Sadece son bir hafta haftada Türkiye'deki vatandaşların döviz mevduatları 1 milyar 806 856 milyon dolar artmış. 150 milyar doları geçmiş. Tüzel kişilerle birlikte yurt içi yerleşikleri döviz mevduatı 236 milyar dolara ulaşmış. Geçtiğimiz Ekim ayı sonunda aynı rakam 221 milyar dolardı. Son iki ayda, bir tek son iki ayda döviz mevduatlarındaki artış 15 milyar dolar. Yönetimin kendisi yerli parasına inanmıyorsa, dövizle ihale eden, yandaşa dövizle garanti vermekten vazgeçmiyorsa... E vatandaş nasıl yerli paraya güvenecek? Son birkaç yılda yaşadıklarımız yerlilik ve millilik edebiyatı yapanların yerlilik ve millilikten haberdar olmadığını açıkça ortaya koydu. Bunlar yerli ve milli olsaydı çiftçinin bankası olan Ziraat Bankası'nın vergi cennetlerinde kurulmuş tek bir firmaya 1 milyar 600 milyon dolarlık kredi kullandırmasına izin verirler miydi? Tekrar ediyorum. 1 milyar 600 milyon dolar. Bugünkü kurla yaklaşık 12 milyar Türk lirası ediyor. Bunu biz söylemiyoruz. Sayıştay'ın denetim raporları söylüyor. Kredinin koşulları da maşallah öyle böyle değil. 3 yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli. Babalar evlatlarına bu koşullarda para vermiyor. Ama söz konusu firma bu uygun koşullarda bile bu borcu ödeyemiyor. Mart 2020 itibariyle kredinin son 3 yılda geciken ana para taksit ve faizleri 727 milyon dolar. Ama her nasılsa Ziraat Bankası bu krediyi yakın izlemede tutmakla yetiniyor. Zarar yazıp karşılık ayırmıyor. Anlaşılan bankacılık düzenleme denetleme kurumu da bu işlere göz yumuyor. Şimdi biz de hükümete soruyoruz çiftçilere vermediğiniz kadar iyi şartlarla verdiğiniz bu krediyi vergi cennetindeki bir şirkete tek kalemde niçin verdiniz? Bu imtiyazlı koşullarla kredi alan şanslı kişi kim? Bu krediye kim ya da kimler aracılık etti? Bu krediye imza atanlar hala görevlerinde duruyor mu? BDDK bu kredinin batık yazılmamasına neden göz yumdu? BDDK'nın elini acaba kimler tutuyor? Yerli ve milli ürün üreten çiftçilerimiz kanunen hak ettikleri destekleri alamazken, ithalatla köşeye sıkıştırılırken, tohumda, gübrede, mazotta artan fiyatların altında inim inim inlerken, sattığı üründe alın terinin karşılığını alamazken bankalara ve kooperatiflere biriken borcu yüzünden tarlası, traktörü, ineği haciz edilirken ülkeyi yönetenler vergi cennetindeki bir firmaya milyar dolarları nasıl kaptırabiliyorlar? Izrar halindeki çiftçilerimiz tarım makinesini hurdacıya satıp son parayla Ankara'ya gelip sesini duyurmak için uğraşıyor. Vergi cennetindeki şirkete verilen kredilere, geri ödenmeyen kredilere gıkını çıkarmayanlar, çiftçinin borcu olduğu zaman ondan alacaklarına şahin kesili veriyorlar. Çiftçi haykırıyor, 700 bin liralık borç, faiziyle 2 milyona çıktı. Bütün her şeyimi, aracımı, tarlamı bağladılar. Kızım da kefilim, ineklerimizi de sattık. Birçok hayvanım da bakımsızlıktan telef oldu diyor. Uşaklı bir başka çiftçi ben Tayyipçiyim. Tayyip çalışın dedi çalıştık. Tayyip üç çocuk yapın dedi yaptık. Tarlaları ekin saksı bile boş kalmasın dedi ektik. Ben çocuklarıma bir koli yumurta alacak durumda değilim. Buraya gelecek yol param yoktu. Tarım aracımın bir tanesini hurdacıya sattım. O parayla buraya geldim diye feryat ediyor. Peki çiftçilerimizin bu feryadını duyan var mı? Ne gezer? Çiftçinin sesini duymayanlar Sudan'da, Nijer'de milyonlarca dönüm arazi kiralayıp tarımın, tarım yapmanın peşindedir. Peşindeler. Bu mu sizin yerliliğiniz? Bu mu sizin milliliğiniz? Mahmut Paşa esnafı bağırıyor. Hafta sonu kapalı, hafta içi çarşı boş. Her şeyi kapattınız. Biz nasıl geçineceğiz? Artık milletle dalga geçmeyin. Açız kardeşim, açız. Bu insanları artık duyun. Aynı çarşıda bir başka esnaf. Devletimiz sağ olsun. Hiçbir şekilde yardımcı olmadı. Bir bataklığın içinde kendi kendimize çırpınıyoruz. Çırpındıkça batıyoruz. Halimizi soran bile yok diyor. Saraydakiler esnaflarımızın da sesini duymuyor. Değerli basın mensupları, kamu bankaları başta olmak üzere bankacılık sisteminde varlık kalitesi üzerindeki kuşku bulutları her geçen gün daha da artıyor. BDDK karşılık kararnamesini bu yılın ortasına kadar gevşetti. Peki yılın ikinci yarısında ne olacak? Bankalardaki tahsili gecikmiş alacak bakiyesinin 150 milyar lira olduğunu, yakın izlemedeki kredilerin ise 350 milyar lirayı bulduğunu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası söylüyor. 2021'e yavaşlayan bir ekonomi, yüksek işsizlik ve bankalarda 510 milyar liralık sorunlu krediyle giriyoruz. girdik. Bu sorunlu borçlar bu koşullarda nasıl ödenecek? Ekonomi yönetimi bu konuda acaba ne yapmayı düşünüyorlar? Bununla ilgili hiçbir açıklama yok ortada. Merkez Bankası Başkanı değişti, Hazine ve Maliye Bakanı da değişti. Ama altlarındaki kadrolar oturdukları yerlerde oturuyorlar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı yeniden ve bakanlığı yeniden yönetebilir hale getirin. Damat ve kayınpeder Merkez Bankası'nın sadece kurumsal kapasitesini, kadrolarını değil, fiziksel bütünlüğünü de parçaladılar. Damada yakın olsun diye banka personeli İstanbul ve Ankara arasında bölündü. Yönetilemez hale geldi. Birilerine rant yaratmak amacıyla kritik bölümlerinin büyük kısmı İstanbul'a taşındı. Ancak işler Ankara'da kaldı. Ankara'dan yürütülmeye devam ediyor. Banka personelini daha fazla mağdur etmeyin. Bankanın bütünlüğünü sağlayın. Bu saçma uygulamadan bir an evvel vazgeçin. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim bize yönlendirilen sorular oldu. İlk olarak Halk TV'nin sorularıyla başlıyorum. İlk soru şöyle. Yeni yılda artan ÖTV ve KDV oranları çok dikkat çekti. Özellikle alkoldeki vergi artışı bu vergi artışının bir politika olmaktan çıkıp yaşam tarzına bir müdahale haline geldiğini düşünüyor musunuz? Bir de kaçak üretim ve ölümleri arttırmaz mı bu müdahale? Şimdi her şeyden önce tabii alkol sağlığa zararlıdır. Ama bir ürünün vergisi o ürünün ederini aştığı andan itibaren ortaya başka sorunlar çıkar. Bunun başında da kaçakçılık gelir. Bundan dolayı hem devlet zarar eder hem de kontrolsüz kaçak e, ürün kullanımı nedeniyle insanlarımız zarar görür. Nitekim bu kaçak içki nedeniyle son dönemde çok sayıda yurttaşımız hayatını yitirdi. Bu kadar vergi koyacaksanız daha iyi kontrol etmeniz lazım ama kontrol edemiyorsunuz. Çünkü kaçak çok cazip hale geliyor vergi nedeniyle. Bir de genel olarak şunu söylemek isterim. Türkiye'de şu dolaylı vergi yükünü azaltacak. Çünkü bu dolaylı vergi yoksulların sırtında en fazla yük oluşturur gelirlerine oranla baktığımız zaman. Dolayısıyla dolaylı vergileri azaltacak. Buna karşılık gelirden alınan vergileri arttıracak. Az kazananın az, çok kazananın da çok vergi vereceği bir sistem reformuna hızla ihtiyacımız var. Ama bu ülkeyi 18 yıldır yönetenler bir şey öğrenmişler. Tamamen dolaylı vergilerle emekçilerin, yoksulların sırtına yüklenerek ülkeyi idare etmeye devam ediyorlar. Evet. Efendim Halk TV'nin bir diğer sorusu da şöyle. Sağlık Bakanı korona aşıları ile ilgili sık sık tweet atıyor. Buna karşın Türkiye'ye 3 milyon doz dışında diğer aşıların kesin olarak ne zaman ve ne kadar geleceği bilinmiyor. Dünyada ise aşılama hızlı şekilde başladı ve devam ediyor. Aşılar nerede sorusuna Türkiye'de nasıl bir yanıt bulunacak? Şimdi dünyada 50 ülke aşılamaya başladı zaten. Ama Türkiye'de hani aşılamanın ne zaman başlayacağı, ne oldu, yarın karar çıkaracağız, öbür gün karar çıkaracağız, nedir, aşı çeşitlemesinde durumumuz nedir? Bunlarla ilgili hiçbir doğru düzgün bilgi alamıyoruz. Baştan beri söylüyoruz. Bu aşılama konusunda derli toplu vatandaşın rahatça takip edebileceği ve içinin rahat olacağı bir takvimi muhakkak bilim kurulunun açıklaması lazım. Yani bakın biraz önce söyledim birçok ülke aşılamaya başladı. E biz bu aşılamanın bizde gecikmesi ya da aşılama konusunda insanların torpil olduğuna dair bir takım kaygılarla bu işin götürülüyor olması ciddi sıkıntılar yaratacaktır. Ekonomik olarak sıkıntılar yaratacaktır. İnsan yaşamıyla ilgili, sağlıkla ilgili ciddi sıkıntılar yaratacaktır. Bakın bu geç kalmanın özellikle sağlık çalışanlarının aşılanmasında geç kalmanın maliyeti çok büyük. Dün yine bir sağlık çalışanımızı, bir doktorumuzu COVID nedeniyle kaybettik. Bu süreçte 300'ün üzerinde sağlık çalışanımız hayatını yitirdi. Bunları yerine koymak mümkün değil. Onun için bir an önce aşılanmaları lazım. Bu nedenle de çok net bir aşılanma aşılama takvimini ee, bu milletin önüne e, mutlaka bilim kurulunun koyması gerekiyor. Yine e, bu süreçte yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Evet. Efendim Fox TV'nin bir sorusu var. Soru şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu hedef aldı. Öğrenciler bu işin içinde değil, bu işin içinde teröristler var öğrencilerle alakası olmayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı orada. Kendisi DHKPC militanıdır dedi. Sizin bu açıklama ilişkin değerlendirmeniz nasıl olacak? Yani bu sözlerin bu sözleri söyleyen kişinin oturduğu makama taşıdığı sorumluluğa bir bakıyorum. Herhangi bir mahkeme kararı olmadan ağzına geleni söylemesi bu şekilde ağır suçlamalarda bulunmasını gerçekten bir sıkıntılı durumun işareti olarak görüyorum. Ruhi sıkıntılı bir durumun işareti olarak görüyorum. Suçlama çok ağırdır. Bu suçlamayla ilgili olarak İstanbul İl Başkanımız gerekli yasal yollara vakit geçirmeden başvuracaktır. Ama bir şeyi konuşmamda söyledim. Demokrasiyi korumak için hepimizin çok dikkatli olması lazım. Tedbirli olması lazım. Bu da o durumlardan biridir. Yani sorumluluk makamında oturanlar on parmaklarında on kara sağ solu suçlamaya başladıkları andan itibaren bu işlerin nereye gideceği belli değildir. Efendim Fox TV'nin bir diğer sorusu da şöyle. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Oğuzhan Asil Türkü ziyareti için seçim ittifakı dedi. Terörle mücadele verirken bu terörle mücadelede her türlü desteğin bizim yanımızda olması lazım ifadelerini kullandı. Sizin bu konudaki değerlendirmeleriniz e biz nedir? yani kimsenin e, kimin kimle görüştüğüne karışmayız. Bu konuyla ilgili yorum yapmayız ama bizim bildiğimiz bir şey var. Her türlü istişarede bir hayır vardır. Umarız ve dileriz ki bu istişarelerde Milletin derdi görüşülüyoruz. Milletin sıkıntıları görüşülüyoruz. Mutfaktaki boş tencere görüşülüyoruz. Yoksulluk sınırının kat kat altındaki asgari ücret görüşülüyoruz. Açlık sınırının biraz üstündeki asgari ücret görüşülüyoruz. Çiftçinin durumu görüşülüyoruz. Esnafın durumu görüşülüyoruz. Yoksulluk, işsizlik, hayat pahalılığı görüşülüyoruz. Efendim A Haber tarafından yönlendirilen sorular var. İlk soru şöyle. HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve bazı HDP'li yöneticiler için ağırlaştırılmış hapis cezası istenen Kobani iddianamesi kabul edildi. Bu gelişmeyle ilgili sizin değerlendirmeniz ne olacak? Yani ben genel olarak o veya bu şahıs demeden Türkiye'deki e, bu hukuk sisteminin durumu ile ilgili görüşlerimi ifade etmek istiyorum. Şimdi, <laughs> bu dava beş yıl önce başladı ve bir iki sayfalık bir İngilizce metnin tercüme edilememesi nedeniyle rafta tutuluyor. Devletin demek ki bu metinleri tercüme edecek imkanı yok. Bunlar böyle beş altı yıl oralarda bekletiliyor. Ne zaman ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir karar verdi. Hemen o karardan sonra bu dava raftan indiriliverdi. Bu gerçekten Türkiye'deki hukuk sisteminin içinde bulunduğu hazin durumu gösteriyor. Efendim, A Haber'in diğer sorusu da şöyle: Yeniden CHP hareketi başlatan Trabzon eski milletvekili Haluk Pekşen, ilk kurultayda genel başkan aday adayı olacağını açıkladı. Bu hamleyi ve açıklamalarını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? E, Cumhuriyet Halk Partisinin her bir ferdinin her bir üyesinin genel başkan adayı olma hakkı vardır. Hayırlı olsun diyor. Efendim KRT tarafından yönlendirilen sorular var. İlk soru şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışında Fikri Sağlar'ın başörtülü hakimlere ilişkin sözlerini partili, başkanlık, bakanlık yapmış ama bu ülkede yasalar neyi ikame ediyor bundan haberi yok dedi. Sizin değerlendirmeniz nasıl olacak? Bugüne kadar genel başkanımızın ve benim yaptığım açıklamaların üstüne yapacağımız ilave bir açıklama yok. Yani bu meseleyi uzatmanın mutfaktaki boş tencereye hiçbir faydası yok. Efendim KRT'nin bir diğer sorusu da şöyle. Muğla'da Pınar Gültekin davası ile ilgili bazı iddialar gündeme gelmişti. İddialar üzerine Muğla Milletvekili Süleyman Girgin HTS kayıtlarını ortaya koydu ve karşı dava açtı. Bu konudaki son gelişmeler nedir? Evet, yani bu konuda daha ilk günden itibaren milletvekilimiz çok net bir tutum aldı. Eğer benim bu söylediğim bu sözleri söylediğim ispat edilirse ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden de milletvekilliğinden de istifa ederim dedi. Ve süreçte bu sözleri söylemediğine dair bu sözleri söyleyenlerle ilgili olarak da davayı açtı. Tabi burada benim hayret ettiğim bir husus var. Bu iddialar milletvekilimizle ilgili bu iddialar gündeme geldiğinde ortalığı yıkan yandaş medya milletvekilimiz bu karşı davaları açtığında, bu suçlamaları reddettiğinde nerede hakikaten bu durum Türkiye'de özellikle yandaş medyanın içine düştüğü hali çok açık seçik ortaya koyuyor. Kendinize saygınız yok anladık. Ama en azından okurlarınıza, dinleyicilerinize, seyredenlerinize saygınız olsun. Onların doğru haber almalarına imkan verin. Efendim CNN Türk tarafından <laughs> yönlendirilen bir soru var. Muharrem İnce parti kurma çalışmalarında sona geldi. Dün de grup başkan vekili Özgür Özel ne parti kurmasını ne de istifasını isteriz dedi. Muharrem İnce'ye bir kal çağrısı olacak mı? Muharrem İnce'nin parti kurması bizim gündemimizde yok. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.